Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 27 Temmuz maçlarıyla karşınızdayım. Az önceki videoda ses sorunu varmış galiba. O yüzden yeniden çekiyorum. Arkadaşlar bugün dörtlü bir kombine yaptım. Onun dışında da iki maç bahsedeceğim size. İlk maçım Pisa-Ascoli maçı. Şöyle bakalım arkadaşlar. Pisa playoff'u oynuyor. Yani Ascoli ile zorlu bir maç geçecekti aslında. O kadar kolay bir maç değil playoff oynadığı halde bile. Ascoli de çünkü yenildiği takdirde küme düşme playoff'una kadar gidebilir. Bir sonraki maç. Çünkü son iki maçları kaldı. Bundan sonra bir tane kalıyor. Yani çok zor bir maç olacak bu. Şöyle bakalım. Deplasman son 5 maçta yenilmemiş. 4 galibiyet bir beraberlik almış. Ev sahibi ise hani şöyle baktığımız zaman evinde 2 galibiyeti var. Onun dışında deplasmanda 2 mağlubiyet bir beraberlik. Yani şu evinde daha iyi oynuyor. Ama Ascoli ise deplasmanda evinde bu aralar her yerde kazanmış. O yüzden çok dengeli bir maç olacak. Ben şöyle bir şey düşündüm arkadaşlar. Buna benimle aynı fikirde olan varsa ilk yayı bir gol olur. 1.30'dan. Bence güzel bir oran. Çünkü bunun altı üstü falan çok yüksek. 1.75 bence riskli bir maç. İlk yayı bir gol olur. 1.30'dan bence mantıklı. İkinci maçımız arkadaşlar. İsveç'ten. Hamburg-Örebro maçı. Şöyle bakalım. Aralarında bir puan var. Ama 3-4 basamak aşağıda Hamburg. Ve Hamburg'un 11. sıralayı hak eden bir takım değil bu ligde. Yavaş yavaş toparlanacaktır. Şöyle bakalım. İkisi de dengesiz sonuçlar almış. Ama Hamburg'u yavaş yavaş bence toparlıyor. Çünkü son maçında Malmö ile oynadı. Kolay bir takım değil Malmö. Şöyle hemen gelelim arkadaşlar. Bence bu maçta yani ben kolay kolay taraf bahsi almam. Bence bu maçta Hamburg 1.40'dan kazanıyor arkadaşlar. Yani kazandığı takdirde 3-4 basamak birden yükselecekti. Lig yeni olduğu için 12. haftayı 11. haftayı oynuyorlar. Bence Hamburg'u kazanır. Kolay kolay taraf bahisi almam bilen bilir. Üçüncü maçımız arkadaşlar. Bu takımların isimlerini söyleyene herhalde ödül verirler zaten. Şuradan bakarak okuyayım. Hafnar Jordu. Grotta ile oynuyor arkadaşlar. Deplasmandan daha kolay anlaşılabilir. Şöyle baktığımız zaman Grotta zaten 8 maçında 8 gol atmış. Fazla gol atan bir takım değil. Yani 18 tane yemiş. Maç başına 2'den fazla yiyor. Maç başına bir tane atıyor. Ev sahibi de şöyle bakalım. Deplasmanda hep 3 bir 7 bir aralarındaki maçlarda. Ama evinde berabere kalmış. Evinde bir kazaya uğramış orada. Yani bu da Hamburg gibi aslında. Muhtemelen toparlanacaktır bu maçla birlikte. Veya bu maçı çok rahat kazanacaktır. Deplasman biraz daha iyiymiş. Hatta az önce 4-8 gol atmış dedik ama bir maçı 4-4 bitmiş. Yani onun dışında çoğunda bir maçta da 3 gol atmış. Onun dışında gol atamıyor zaten. Şöyle bakalım. Bu maçta arkadaşlar iki şey söyleyeceğim size. İsteyen maç sonucu 1 ve 2.5 isterse 1.40 olur. Ben burada arkadaşlar şöyle 1.20'den 2.5 üst düşündüm. Bu üçüncü maçım. İlk maç Pisa. İlk yarı gol var. Hamburg'u kazanır. 1.40'dan. Hafnar Jordu. 2.5 üst 1.20. Ve dördüncü maç arkadaşlar. Asane. Lillestrøm maçı. Şöyle bakalım. Lillestrøm dördüncü sırada. Dördüncü maçları oynadılar. Daha lig çok yeni. Bunlarınki daha da yeni. Burada kayıpsız devam eden zaten İki tane takım var mağlubiyet almayan. Asane'nin evinde olduğu için maç biraz daha dengeli olacaktı arkadaşlar. Şöyle bakalım. Asane deplasmandakileri kazanmış. Evinde yenilmiş. Bu istatistik çok önemli aslında. Evinde daha kötü oynuyor. Lillestrøm ise son 5 maçında sadece evinde bir defa yenilmiş. Deplasmanda galibiyet ve beraberliği var son 2 maçta. Yani çok dengesiz bir takım Asane. Yani burada kolay kolay ben yenileceğini düşünmüyorum. İddia Lillestrøm'a 1.50 vermiş ama ben o kadar kolay bir maç olacağını sanmıyorum. Şöyle bakalım arkadaşlar. Ben bu maç için yani Asane şöyle bir daha açayım. Evinde 4-1 yenilmiş, 3-0 yenilmiş. Ben bu maçta arkadaşlar 1.40'dan KG var daha mantıklı geldi bana.
Yani toplamda dörtlü kombinemin oranı 3.05 etti. Bence daha mantıklı olacaktır bu. Yani isteyen 2.5 üstte girebilir ama çok fazla bir şey vermemiş. 2.5 üstte de 1.30 vermiş zaten. Çok fazla bir şey değil. Arkadaşlar bu 4 maç 3.05 yapıyor. Pisa ilk yarı gol var. Hamburg'u kazanır. Hafnarfjarður 2.5 üst. Asane KG var. 4 maç 3.05 kombine. Bunun dışında arkadaşlar bu son günlerde bir hafta içinde 3-4 defa yaptığım bir şey söyleyeceğim. Civitella, Venezia ve Juve-Stabia Cremonese maçları var İtalya B'de. Bunlardan bir tanesi üst olacak arkadaşlar. Bu aralar birkaç defa bunu yaptım. Yani oynayanlar oldu ve de genelde doğru maçları seçmişler. Ben gene işin içinden çıkamadım. Bu da ikisinden bir tanesi gene üst olacaktır arkadaşlar. Bana göre Civitella daha mantıklı geldi. Ama dediğim gibi çok net bir şey söyleyemeyeceğim. Juve-Stabia da olabilir. Şöyle çünkü Juve-Stabia da kazandığı takdirde playoff'tan çıkabilir, playoff turuna geçebilir. Daha bir son maça çok rahat girebilir kümede kalmak için. Cremonese'nin hani kazanmasa bile yetiyor. Beraberlik bile Cremonese'ye yeter. O yüzden hani işin içinden çıkamadım. Bunu da böyle söyleyeyim dedim. Şöyle arkadaşlar. Civitella, Venezia, Juve-Stabia, Cremonese. İkisinden bir tanesi üst olacaktır. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkese bol şans. Hiç söylemedim bugün. Lütfen kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız sevinirim. Desteğe ihtiyacımız var. Abone sayımız çok yavaş ilerliyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Tekrardan hepinize teşekkür ederim. Herkese bol şans. Görüşmek üzere.